Yayınıma hoş geldiniz değerli izleyenler. Evet, Azerbaycan'ımızın yaşadığı tarihi olayları size anlatacağız. Azerbaycan ordumuz Zengezur'u geçen ay ele geçirecekti. Neler yaşadık, nelerle karşılaştık ona değineceğim. Evet, Rus basınına da yansıyan haberleri size aktaracağım ama Azerbaycan'ın evet ilk cumhurbaşkanlarından Sayın Haydar Aliyev'in vefat yıldönümü. Buna değinelim önce değerli izleyenler. Azerbaycan'ın ilk cumhurbaşkanlarından ve Azerbaycan'ın en sıkıntılı günler geçirdiği zaman denge siyaseti güderek, evet bir denge siyaseti güderek Ermenilerin o bölgede avantaj elde etmesini önleyen, özellikle Azerbaycan'ın zengin yeraltı kaynaklarına uluslararası kuruluşların gelmesini sağlayan ataklar yapan, Rusya'yı huylandırmadan batılı şirketleri ülkesine çekerek rafineler kurmalarına ve tesisler kurmalarına imkan sağlayan politikalar güden bir devlet adamıydı. Özellikle Rusya ve Türkiye arasında Azerbaycan'ın durumu çok sıkıntılı olduğundan, eski Türkiye demeyelim, daha önceki Türkiye'de de özellikle Azerbaycan'a askeri desteğin verilmesindeki yaşanan sıkıntılar, özellikle havada ve birçok füze sistemlerinde Türkiye'nin yeterli olmaması o dönem, tabii ki bunun neticesinde de o zamanki yönetimin Azerbaycan için savaşı göze almaması gibi nedenler, Nahçıvan, evet Nahçıvan dışında böyle bir durum vardı. Bu dönemde, sıkıntılı dönemlerde özellikle Azerbaycan için çabalar sarf etti. Yoğun diplomasi faaliyetleri yürüttü. Bir devlet adamıydı. Evet, devlet adamıydı. Usta siyasetçiydi. Bunu herkes biliyor. Ve bu usta siyasetçiliği sayesinde Azerbaycan büyük yıkımlardan ve saldırılardan ırak kaldı. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Evet değerli izleyenler, Azerbaycan Zengezur koridoruna geçen ay girdi. Girmesine girdi ama garip olaylar gelişti. 102. üs nasıl aktive edildi? Putin'den o kara telefon, o simsiyah telefon neden edildi? Değineceğim şimdi. Zengezur koridoru için şimdilik bağlantı koridorlarının yani ana çıkış kapılarının giriş kapıları şu anda özellikle, evet özellikle şu anda inşa edilmeye başlandı. Yani bir hareket başladı. Evet, hareket başlamasına başladı ama şimdi yapılacak işler de var tabii ki. Özellikle Zengezur koridoruna kahraman ordu girdiği vakit özellikle karşısındaki kuvvetleri tuz buz etti. Kahraman askerlerimiz Zengezur koridoruna doğru girdiler. Bu hat çerçevesinde tanklarımıza ve zırhlarımıza, öndeki bu unsurlarımıza karşı tank savar füzesi kullanan, evet Ermenistan bize kayıp verdi. Ama biz bu kayıplara rağmen arkadaki kuvvetlere devam ederek önde siperde bize ateş eden kuvvetleri sihalarla etkisiz hale getirdik. Zengezur koridoruna iki koldan askerlerimiz akın akın girdi. Bölgeden görüntü çıkmaması için Azerbaycan ordusu o kadar katı bir kural aldı ki aynı 2. Karabağ Savaşı'ndaki gibi bölgeden görüntü alamamaya başladık. Niye? Askerlerin hayatı tehlikeye gitmesin diye. Görüntü çeken askerler de derhal disiplin soruşturması başlatılarak geriye çekildi. Ben de o gece sevinçle Azerbaycan ordusunun Zengezur koridorunu iki koldan kuşattığını, akın akın girdiğini ve ciddi bir direnişle karşılaşmadığını belirttim. Özellikle Zengezur bölgesinde yaşı 50'yi 60'ı bulmuş gönüllü askerler toplamış güya Ermeniler. Bunların hepsi hikaye. O bölgede toplananlar bu tankların, bu askerlerin evet berelerini gördükleri an zaten oradan kaçacaklardı. Yani bizim Zengezur'u ele geçirmemiz bir gecede gerçekleşecekti. Her şeyi net anlatalım burada. Buraya kadar her şey güzel. Ben heyecanlı bir şekilde Batı'nın sessizliğini ve Rusya'daki sessizliği de hem çekinerek, şöyle korkudan değil, askerlerimiz kayıp vermesin diye, tabii ki meraklı bir duruşla bekledim ve Rusya'dan 12, evet gece 12'den sonra sesler yükselmeye başladı. Evet, yükselen sesler aynı şu şekilde. Gece ajanslara bir haber düştü. Bu haber hiç de hoş bir haber değildi. 112. evet 112. üs, Ermenistan'daki bu üste Ruslar alarm durumuna geçmiş, uçaklar ve helikopterler
hazır hale getirilmiş, yani operasyon için sadece bir emir bekler hale getirilmişti ve Putin'den bu hazırlıklar yapıldıktan sonra Bakü'ye telefon geldi. Putin'in bu telefonu kara telefon olarak adlandırıyorum. Çünkü Azerbaycan'ın öz topraklarına girmesi ve koridoru açarak 9 ve 10 Kasım anlaşmasını zaten yerine getirmesi gereken bir durumda yasal hakkını kullanırken Rusya'nın yine tehdidine maruz kalıyordu. Kremlin'e yakın askeri kaynaklardan, stratejistlerden çıkan bilgiler ve onlardan aldığım kanaat bu. Özellikle Putin'in telefonla Aliyev'i arayarak, evet Aliyev'i arayarak, mutlaka kuvvetlerini geri çekmesi gerektiğini, 112. üssü, askeri üssü harekete geçireceklerini, evet Rusya'nın Güney Ordusu komutanı Muradov'a birliklerine evet harekete geçin emri vermek üzere olduklarını belirtti. Yani Azerbaycan hakkıyla bir operasyon gerçekleştiriyor. Yine bu operasyonu kendisine yapılan evet ateşkes ihlal neticesinde gerçekleştiriyor. 9 ve 10 Kasım anlaşmasında Zengezur maddesini uygulamayan Ermenilere burayı kendisi girerek bu anlaşmayı uydurmaya çalışırken yine o kara telefonla Aliyev'e o telefon gelerek gerçekten canımızı sıkan görüntülerle karşılaştık. Derin bir sessizlik oldu ve Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Milli Savunma Bakanlığı'ndan evet bir açıklama 2 gün boyunca, 3 gün boyunca burayla ilgili gelmedi. Hala da net ve kesin bir açıklama gelmedi. Herhangi bir görüntü de verilmedi ama Zengezur'un iki kolunda aşağı inen birliklerimizin geri çekildiği de gelen bilgiler arasında. İşte insanın canı yakan bu. Yani biz Putin'e kızmayalım da kime kızalım? Evet başarılarımızı, sahadaki başarılarımızı masada hiç etmeye çalışan Rusya'nın bu hamlelerine karşı tek bir reçete var aslında. Evet, kendisine Putin'den telefon geldiği an bu telefonu Sayın Erdoğan'a aktarması. Evet, aktarma yapsın. Yani Erdoğan da bu telefonlara artık müdahil olsun. Evet, burada o kadar güzel bir kare olmuş. Önceki resimlerden bir kare. Tam da bu durumu anlatırcasına Sayın Erdoğan eline bakın, bana ver telefonu diyor. Aliyev endişeli bir şekilde telefonu şu anda konuşurken Erdoğan telefonu istiyor. Bana verene bir telefonu diyor. İyi bakın değerli kardeşlerim. Lütfen iyi bakın. Daha önceki resimlerden bir tanesi. Bu durumu tam özetlediği için sizin için buldum. Gördüğünüz gibi Erdoğan ver hele şu telefonu, endişelenme. Ver bana bakayım der gibi şu anda Aliyev'in yanında olduğunu gösteriyor. İşte Zengezur'un o bölgesine girdik. Kontrolü ele geçirdik. Zaten bizim gibiydi Zengezur. Demiştim size o gün yayında. Rusya eğer burada büyük bir hinlik yapmazsa biz orayı aldık. Yani ele geçirdik ama Rusya muhtemelen müdahale edecek. Yani o gece müdahale geldi. 112. Askeri Üs Ermenistan'ın 112. Askeri Üssü motorları çalıştırdı. Uçaklar ve helikopterler kalkışa hazır hale, kırmızı alarma getirildi. Ne olacaktı onu söyleyelim. Rusya Su-24'lerini havalandırarak, evet 112. Askeri Üs'teki Su-24'lerini havalandırarak bir baskın yapmayı düşünüyordu birliklerimize. Yani karadaki unsurlarımıza zayiatlar verdirerek ve ağır kayıplar verdirerek çektireceğini söyledi. Tabii ki Azerbaycan, kahraman Azerbaycan ordusu bu kayıpları veremezdi. O anda da orada bunları engelleyecek hava savunma sistemi yoktu değerli izleyenler. Yani Zengezur hattında mobil oraya götürülmüş bir hava savunma sistemimiz yoktu. Şimdi şükür ki Türkiye Hisar O yaptı. İnşallah yakında mobil olarak taşınan bu Hisar O'lar Azerbaycan'a da kazandırılır. Evet, o kara gece bizim iki koldan aktığımız ve Zengezur'da çevresel kontrolü sağlayıp bir gecede ele geçireceğimiz an karanlık bir telefonla, yani haksızlık yapan Putin'in o tehdit telefonuyla birliklerimiz sessiz sedasız çekildi. Yani bu bölgede sözünde durmayan, 9 ve 10 Kasım anlaşmasına uymayan, Laçin'i tepe tepe kullanıp dünya kadar silahı Dağlık Karabağ'a yığan bunlar değil miydi? Evet, Türkiye ve Azerbaycan'ın birliği tek reçete. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği tek reçete. O da sahada güçlülük. Dün Akar net konuştu. Azerbaycan ordusuna evet modernizasyon katacağız. Yeni silahlar vereceğiz. Bir dahaki yayında görüşene kadar hoşça kalın. Lütfen yayınımı beğenmeyi unutmayın.